Rekürsif denklemlere devam ediyoruz. Şimdi yine bir metodumuz var. Test isminde parametre almış. Parametreyi kontrol ediyor. Sıfırdan büyükse bir for döngüsü açıyor. İ'yi sıfırdan başlatıyor. N'e kadar her seferinde biri arttırmış. Ve ekrana yazmış N'i. N kere N'i ekrana yazdırmış. Daha sonra N'i bir azaltmış. Metot kendisini tekrar çağırmış. Test metodunun çalışma zamanını TN olarak kabul edersen, buradaki kontrol durumu sadece bir kere çalışacak. İçerisindeki for durumu, yani for döngüsündeki işlemler, i sıfırdan n'e kadar gittiği için her seferinde n kadar n'i ekrana basmış. N kere çalışmış bu ifade. Şimdi i sıfırdan n'e kadar gidiyor dedik. i'nin n olduğu durumda burası n kere çalışmış olacak. Bir de i n ise burayı bir kontrol edecek. i n'den küçük olmadığı için döngünün dışına çıkacak. Yani en sonunda bir de kontrol işleminin maliyeti var. Çalışma zamanı var. O yüzden bu satır n artı bir kere çalışıyor. N'i bir azaltarak metot kendisini tekrar çağırmış. Buranın çalışma zamanı da tn eksi bir olur. Toplamdaki çalışma zamanı nedir? Tn eşittir. Tn eksi bir artı iki tane n artı 2. Değil mi? Şimdi bu şekliyle ben bu rekürsif denklemin çalışma zamanını bulmakta zorlanırım. O yüzden denklemi iki parçaya ayırarak bakıyorum. Hani bu kısma bir şey yapamam. Tn eksi 1. Ama bu kısımda 2n artı 2 ifadesinin asimptotik notasyonunu alırsam ki o da n'dir. Sabitler ve katsayılar ihmal edilir. Ve bu haliyle denkleme ekliyorum. N'i ekliyorum. Yani doğal olarak Tn eşittir. Tn eksi 1 artı n rekürsif denkleminin çalışma zamanını daha rahat bulurum. Ki bu ikisi de aynıdır. Rekürsif ağaca bakacak olursak burası test n. Her seferinde ekrana n'i n kere yazdırıyor. Daha sonra bir azaltıp test n eksi 1'i çağırıyor. N eksi 1 kere n'i, daha doğrusu n eksi 1 kere n eksi 1 yazdırıyor ekrana. N eksi 2'yi çağırıyor. N eksi 3'ü çağırıyor. Bu şekilde gidiyor işte. Azala azala sıfıra kadar gidecek. Sonra test 2 var. Test 2 yazdığımızda 2 sıfırdan büyük olduğu için 2'yi ekrana 1 kere yazdırıyor. Daha sonra test 1'i çağırıyor. Test 1'de de n 1 olduğu için, sıfırdan büyük olduğu için şartı sağlıyor. Daha sonra for'a giriyor, ekrana yazıyor ve n'i bir azaltıyor. Yani 1'i bir azaltıyor, test 0'a ulaşıyor, test 0'ı çağırıyor. Test 0'da da n sıfırdan büyük olmadığı için ne olacaktır? Buraya hiç girmeyecektir. Program sonlanacaktır. Şimdi her bir adımın çalışma zamanına bakacak olursak burası n kere çalışacak. Test n eksi 1, n eksi 1 kere çalışacak. Böyle gidecek. Test 1 ne olacak? Bir kere çalışmış olacak. Test 0'da hiç çalışmayacak çünkü şartı sağlamamış oluyor. Sadece ne olacak? Bir kontrol durumu var. Şimdi bunların toplamına bakacak olursak sıfırdan n'e kadar olan sayıların toplamı değil midir arkadaşlar? Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'dir bunun formülü. Ki bunun asimptotik notasyonu on, n kare olarak bulunur. Yani sadece ağaca bakarak bile bunun çalışma zamanını bulduk. N kare. Dedim ki ben, şart sağlandığında yani n sıfırdan büyük olduğunda şöyle bir rekürsif denklem elde ediyorum. N sıfır olduğu durumda ise t sıfır oluyor ve bu da 1'e eşit oluyor. Neden? Çünkü n sıfır olduğu durumda t sıfıra ulaşmış oluyoruz. Şimdi n sıfır yani sıfırdan büyük değil, bu şartı sağlamadı. İçeriye girmeyecek. Çalışmayacak buralar. Ama bir kere kontrol işlemi yaptık. Yani dolayısıyla T0 1'dir. Çalışma zamanı 1'dir. Bunu unutmuyoruz. Dedim ki ben Tn eşittir Tn eksi 1 artı n diye bir rekürsif denklem buldum. Bunun çalışma zamanını bulmak istiyorum. Yine yerine koyma metodu kullanacağız. Bilmediğim şey n eksi 1. O yüzden ben Tn eksi 1'i bulmak için Tn'de başlangıç denkleminde n gördüğüm her yere n eksi 1 yazacağım. Yani doğal olarak da tn eksi 1'i bulacağım. Tn eksi 1 eşittir. N gördüğüm yere n eksi 1 yazdım.
Eksi 1 vardı. Burada da n var. Yani yerine n eksi 1 yazıyorum. N gördüğüm yere. Düzenlersek de n eksi 1 ne olur? N eksi 2 artı n eksi 1 oldu. Şimdi bu tn eksi 1 ifadesi. Ben bunu başlangıç denkleminde yerine koyarsam tn eşittir tn eksi 1 artı n başlangıç denklemimiz. Tn eksi 1 gördüğüm yere şu ifadeyi yazıyorum. Şu ifadeyi. Yazdım, yerleştirdim. Tn eksi 2 artı artı n eksi 1. Bir de benim n ifadem var. Bunu ekledim. Tn eşittir ne oldu düzenlediğimizde? N eksi 2 artı n eksi 1 artı n. Şimdi bunu birinci örüntü olarak kabul ettik. Ki burada da bakıyorum, iki parçaya ayrılmış gibi düşünüyorum. Burası tn eksi 2 kısmı. Kendini tekrar eden kısım. Burası da n artı n eksi 1. Yani 1 azalmış. Başlangıçta neydi? Kendisiydi. Birinci örüntüde 1 azalmış hali. Devam edelim. Birinci örüntüm dedim ki buydu. Şimdi bilmediğim şey n eksi 2. N eksi 2'yi de bulmak için başlangıç denkleminde n gördüğüm her yere bu sefer n eksi 2 yazıyorum. Başlangıç denklemim. N gördüğüm her yere n eksi 2 yazdım. Burada bir de eksi 1 ekledik. N gördüğüm her yere n eksi 2 yazdım. Düzenlediğimde de burası n eksi 3 artı n eksi 2 oldu. Şimdi bu benim n eksi 2. Yani tn eksi 2 ifadem. Bunu da birinci örüntüdeki yerine koyuyorum. Dolayısıyla da sonra da ikinci örüntüyü buluyorum. Bu kadar basit. Tn eksi 2'yi birinci örüntüde yerine yazarsam tn eşittir. Burası tn eksi 2. Bulduğum ifade yerine koydum. Birinci örüntüde bir de n eksi 1 var. Artı n var. Düzenlediğimde ikinci örüntüyü buluyorum dedim. Ki o da tn eşittir. Tn eksi 3 artı n eksi 2 artı n eksi 1 artı n. Şimdi ikinci örüntüye kadar da zaten bunun nasıl bir şey olduğunu az çok anladık. Biraz geniş bakalım. Tn eşittir. Yani başlangıçtaki denklem bu. Birinci örüntüne n eksi 2, tn eksi 2 artı n eksi 1 artı n. İkinci örüntüne tn eksi 3, n eksi 2 artı n eksi 1 artı n. Yani ben buradaki soldaki ifadeleri, kendini tekrar eden kısmı, n'e k'ya kadar götürdüğümde, yani 1, 2, 3 diye gidiyor, k'ya kadar gittiğini varsayarsam, tn eksi k'ya ulaşırım. Diğer tarafta da her seferinde şöyle bir işlem var. N her seferinde kendisinden bir eksiğiyle toplanmış. Yani aslında bu birden n'e kadar olan sayıların toplamı. Şimdi ben yine bu kısma da k'ya kadar gidip ona göre bir işlem yapabilirdim. Uzatmamak için bu şekilde direkt yazıyorum. Az önce de gördük zaten. Ağaçta da gördük. Nasıl bir şey oldu? Yani bu kısım aslında n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Tekrar yazıyoruz o kısmı. Ve şuraya bakıyoruz. Ben n'e 3 dersem ne olacaktır? 3 eksi 1, 3 eksi 2, 3 eksi 3 yani 0'a kadar gidecektir değil mi? T 0'a ulaşacağım en sonunda. Ben dedim ki ilk başta n'e 0 verdiğimde t 0'a ulaşırım. O da 1'di. Neden? Çünkü yapılan tek iş buradaki kontrol şartına bakması. 0 0'dan büyük olmadığı için içeriye girmiyordu. Ama buraya kontrol ediyor. Burada bir iş yapıyor. O yüzden t 0 1. Peki buraya tekrar geldiğimde t 0'a 1 yazarsam bu işlemin de ne olduğunu biliyordum. N çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyordum. Çalışma zamanı bu. Düzenlediğim zaman nedir? Sabitler hesaba katılmıyor, ihmal ediliyor. Buranın asimtotik notasyonu nedir? N çarpı n artı 1 bölü 2 yani n kare. Sadece n kare aldığımızı biliyoruz. Çalışma zamanı ne olacaktır o halde? O n eşittir n karedir. Bu kadar.